O takva padişahı Beyazıt bir gün müritleriyle beraber ovadan geçip gidiyordu. Birdenbire Rey şehri yöresindeki Harkan köyü tarafından ona çok hoş bir koku geldi. Orada durdu. Birisini pek özlemiş, göreceği gelmiş gibi inledi. Rüzgarla gelen o hoş kokuyu içine çeke çeke kokladı. O güzel kokuya aşıkmış gibi içine çekti. Sanki onun ruhu rüzgardan şarap içmiş gibi mest oldu, kendinden geçti. Beyazıt Hazretlerinde meslek belirtileri görününce onu uyandıran biri o anda şeyhe sordu. Dedi ki, sizde anlayamadığımız bir hal var. Beş duygudan da altı yönden de dışarıda olan bu hoş haller nedir? Ey gizli şeyleri bilen, gizli şeyleri söyleyen, lütfet, seni avlayanı, seni büyüleyeni açıkça bize söyle, dedi. Beyazıt dedi ki, Peygamber Efendimiz'e Yemen tarafından gelen koku gibi bana şaşılacak bir koku geldi. Şu taraftan bana bir dost kokusu geliyor. Bu köyden manevi bir padişah yetişecektir. Bu kadar yıl sonra burada bir padişah doğacak, göklere çadır kuracaktır. Onun yüzü Hakk'ın gül bahçesinin gülleri gibi açılıp saçılacak, manevi bir gül olacak, makamca benden de üstün olacak, beni geçecek, dedi. Müridin biri, o büyük zatın adı nedir, diye sordu. Adı Ebul Hasan'dır, dedi. Hazreti Beyazıt'ın haber verdiği tarihi yazdılar ve onun sözleriyle tarih sayfasını süslediler. Tam o vakit, o tarih gelince o manevi padişah doğdu ve manevi saltanat bahsini kazandı. Beyazıt'ın ölümünden yıllarca sonra Ebul Hasan doğdu. Büyüdü, kemale erdi. Sonra Beyazıt'ın haber verdiği şeyleri halktan duydu. Beyazıt demişti ki, Ebul Hasan benim müridim olacak. Her sabah kabrime gelip benden ders alacaktır. Ebul Hasan da dedi ki, evet, ben de şeyhi rüyamda gördüm ve ruhundan bu sözü duydum. Her sabah Beyazıt'ın kabrini ziyaret eder, kuşluk vaktine kadar huzurunda bulunurdu. Ya şeyhin hayali gözünün önüne gelir ona gereken şeyleri söylerdi, yahut da arada söz ve ses olmaksızın gönülden seslenir, böylece Ebul Hasan'ın müşkili hallolurdu. Sonunda ortaya bir şaheser çıktı. Peygamberin tam varisi, tasavvufun sultanı. Atların deyimiyle hüzün denizi dağdan daha sağlam, ilahi güneş, sonsuz sema, Rabbani harika, devrin kutbu. Saltanat sahibi şeyhlerin sultanıydı. Alemdeki evtat abdalın kutbu, tarikat ve hakikat ehli padişahı, dağ gibi sıfat şahikasının mütemekkini ve marifet sahasının yeganesi. Hakikat sırrına sahip, himmeti yüce ve mertebesi ulu. Yüce Allah nezdinde yakın aşinalığı olan bir zat-ı ilahi. Allah seçeceğini bilir. O keşif ilminin şahikası, ümmü iken Kur'an'a hakimdi. Mevlana, Şeyhüddin diye adlandırdı onu. Cami, kendi zamanının yeganesi, gavsı ve kendi döneminde herkesin kıblesiydi, der. Gavsul Azam Hacı Muhammed Lütfi de Pir-i Harekani, namutenahi, kemalat-ı kamil, haktır penahı. Mir'at-i Muhammed Evliya Şahı, tarik-i Mevla'da merdan iledir, dedi. Nicholson, Ebul Hasan Harakani'nin hayatı, Şark Vahdet-i Vücutçusu'nun bir tasvirini vermekte ve istenilen açıklıkta hususiyet bakımından karmaşık bir büyüklük ve yüceliğini ortaya koymaktadır. Derken
İbnül Arabi'nin ortaya koyduğu İslam'ın yüce vahdet-i vücut anlayışının Hazret'le asırlar önce yaşandığı anlaşılmaktadır. Onun yüceliği ve irfanı tarife sığmaz. O, cuma günü gibi olup, önce bekada, sonra fenada yaşamış bir sultandır. Zira bu büyük veli, önce hizmete yönelmiş ve nefsiyle meşgul olmamış, manevi aşkın en yüce safhasında yaratılmışa hizmetle kendini tamamlamış ender ariflerdendir. Attar onun halini, alim sabah kalkar, ilmini arttırmak için çabalar. Zahid de zühdünü arttırma peşine düşer. Ebu'l-Hasan da bir kardeşin gönlünü mutlu etme derdindedir diye tarif eder. Kendisi de Hak Teâlâ bana öyle bir fikir derdi ki, onun bütün mahlukatını onda gördüm, onda kalıp durdum. Gece gündüz onun meşguliyeti beni sardı. Fikir basirete dönüştü, küstahlık muhabbete dönüştü, heybet vakara dönüştü. O fikirle onun birliğini kavradım ve öyle bir mertebeye ulaştım ki fikir hikmete dönüştü, dosdoğru yola ve halka şefkat haline dönüştü. Onun halkına karşı kendimden daha şefkatlisini görmedim der. Keşke bütün halkın yerine ben ölseydim de halkın ölümü tatması gerekmeseydi. Keşke bütün halkın hesabını bende sorsaydı da halkın kıyamette hesap vermesi gerekmeseydi. Keşke bütün halkın cezasını bana çektirseydi de insanların cehennemi görmeleri gerekmeseydi. Türkistan'dan Şam kapısına kadar birinin ayağına bir diken batarsa, o diken benim parmağıma batmıştır. Aynı şekilde Türkistan'dan Şam'a kadar birinin ayağı taşa çarpsa, onun acısı benim acımdır. Eğer bir kalpte bir hüzün olsa, o kalp benim kalbimdir, buyurarak bu hali ispatlar. O yüce şey, Anadolu'nun kurucularından olup, Hazreti Peygamber'in bu mümbit topraklara verdiği değeri ispatlarcasına Türkçe'de erenler, eren ve alperen, Arapça'da ricaullah, feta, Farsça'da merdi hüda, merdan-ı hüda ve civan mert denilen, hamasi ve dini hisleri mükemmel kaynaştıran, gezgin mücahit, sufilerle birlikte fetihlere katılmış ve söylentilere göre, Kars civarında şehit düşmüştür. Onun mübarek manasından ve manevi anlayış geleneğinden gelen Ahmet Yesevi Hazretleri'nin Anadolu'ya tasavvufu yayma çabalarının da Hazreti Harakani tarafından başlatıldığı böylece anlaşılmaktadır. Ümmi, Tayfuri, Üveysi, Cüneydi ve Nakşibendi diye idrak edebileceğimiz mübarek tarikat anlayışı insanlık alemini aydınlatan, farklılıkları birleştiren sonsuz hoşgörüsü, peygamber torunu yani Ehl-i Beyt olmaya ne ölçüde layık olduğunun en güzel delilidir. Ey gökyüzünde uçar gibi dolaşan ve ötelerden çabucak gelen aziz varlık, içtiğin mana şarabından bir yudumcuk olsun bize de sun. Bu zamanda manevi meclislerin senden başka emiri yoktur. Ey Arifler Sultanı, bizleri de gözet.